Sayın Hocamız, bugün çok sayıda mesajımız var ama hep bütünlemenin bir daha ertelenmesiyle ilgili. Öğrencilerimiz merakla bekliyorlar. Biraz merakta bırakalım, yok birkaç tane daha mı alsınlar isterseniz. Yani sorunun cevabı... Bütünlemene bir kere daha ertelenecek mi diye çok sayıda mesajımız var hocam. Sorunun cevabını hemen de verebilirim. Çok da... Buyurun. Ama diyorsanız ki biraz beklesinler, heyecanlansınlar, fark etmez. Bence biraz heyecanlandıralım öğrencileri. Heyecanlandıralım. İsterseniz. O zaman şundan söz ederek şey yapayım. Öğrencilerle ilgili, biz öğrencilerle ilgili çeşitli kendilerine üniversite olarak sunduğumuz imkanlar burada vesaire var. Bunlardan istiyorsanız bahsedeyim. Öğrencilerimiz de bir beni teyit etsinler dilerseniz. Buyurun. Ya da başka bir sorunuz varsa ben öğrenci... Yani işlerinden seçiyorum ben zaten. Çok sayıda, gerçi hiçbir şey yok, hep bütünlemeyle ilgili çok var. Yine sizin çok iyi bir ekip kurduğunuzla ilgili mesajlarımız var. Hocamız çok iyi çalışıyor diye mesajlarımız var. Yurtlarda işte KYK yurtlarında ne kadar öğrencinin kaldığı ve kiralarla ilgili biraz sorunları var öğrencilerimizin. Hepsine şey yapabiliriz, değinebiliriz. İsterseniz nereden başlasan ama bütünleme işi kalsın diyorum ben. Biraz merak etsin öğrencilerimiz. Siz ne diyorsanız o. Tamam hocam. Eyvallah. Yurtlarla ilgili soruya istiyorsanız bir buyurun cevap hocam verelim. Şimdi bizim öğrencilerimizin kilisin, çünkü bu aynı zamanda bir avantajıdır, bir artısıdır pek çok yere göre. Kredi Yurtlar Kurumu'nda, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdunda kalmak isteyen tüm öğrencilerimiz bugün kalabilecek imkana sahiptir. Yani bugün itibariyle boş yer var mı diyorsunuz? Bugün itibariyle boş yeri var. Bunu il müdürümüz daha önce bizimle de paylaştılar hocam. Öğrencilerimiz için burada kredi yurtlarda kalmak istedikleri takdirde bir kalma sorunu yoktur dediler sayın il müdürümüz. Onlar bu işin koordinatörü ve biz onlarla paylaşarak bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. İki, bunun dışında öğrencilerimizin kendi tercihleriyle stüdyo daire gibi yerlerde kalmak isteyen öğrencilerimiz için de çok iyi şartlarda ve ucuz, İçinde her türlü eşyası olan üniversitemizin çevresinde ve böyle yürüme birkaç dakika içinde evine ulaşacak şekilde çok sayıda yer var. Bu çerçevede örneğin biz geçtiğimiz final döneminde öğrencilerin talebi üzerine kütüphanemizi sabah 8'den akşam 12'ye kadar açık tuttuk. Bu konuda fedakarlık yapan kütüphanedeki daire başkanımızdan personelimize kadar, orayla ilgilenen güvenlik görevlerine kadar, çünkü uzun süre o insanları orada tutuyorsunuz, hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü geriye bize öğrencilerden bir şikayet gelmedi, memnuniyet geldi. Öğrencimiz gece 12'de, düşünün ki belki başka yerde olsanız sabaha kadar tutmak zorunda kalabilirsiniz ya da hiç uzatmayabilirsiniz. Ama bizde gece 12'den sonra rahatlıkla 5 dakika sürmeden herkes evine, yurduna gidebilecek durumda. Yani kalma noktasında bir sorun yok. Pahalılık kavramını ben doğrusu katılmadım bir şey. Hayır, pahalı değil. Aksine pek çok şehirde gerek stüdyo tipi dairelerin gerekse diğer özel yurtların fiyatlarını ben de çok iyi biliyorum. Çok altında değil mi? Çok çok altında. Ben çok iyi biliyorum. Lütfen iyice bir araştırsınlar. En azından çevremizdeki bir kısım şehirleri araştırsınlar. Öğrencilerimiz görecekler ki aslında kiliste aynen diğer sektörlerde olduğu gibi bu stüdyo dairelerde de fiyatlar yüksek değil. Bir kere yemek içmek konularında kilis çok çok ucuz ve kaliteli, nitelikli yiyecekler var piyasada. Yani burası aslında tam bir öğrenci şehri. Siz bu kadar huzurlu, bu kadar dingin ve bu kadar iyi imkanlar sunan bir şehirde gerçekten öğrencilik yapıyorsanız, sevgili öğrencilerim, öğrencilerime de söylüyorum, gerçekten şanslısınız. Yani başka yerlerin küçük bazı artıları değil ama bütüncül baktığınız zaman buranın pek çok artılarını dikkate alırsanız kilis öğrenci için gerçekten ideal bir şehirdir Abdullah Bey. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için çok sayıda
İmkanlar var, etkinlikler var. Evet, bu arada altyazıda görüyoruz. Afrin operasyonunda iki şehidimiz var ve 11 asker yaralı diye ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve inşallah bu zafere ulaşır ve bu vesileyle de o şehitlerin kanlarıyla her zaman olduğu gibi onlara minnet ve şükran duygumuzu yine burada ifade edelim. Aileleri de bunu sabırla, metanetle inşallah inanıyorum yürekten karşılayacaklardır. İnşallah en az kayıpla bu zaferi. Hiç şüphesiz en büyük duamız ve talebimiz, hiç şüphesiz en büyük talebimiz budur. Allah yaralananlara da şifa versin inşallah, gazilerimize de. Tabii şimdi bu tür şeyleri de hakikaten duyunca konuşmak da zorlaşıyor. Onlar için dua ediyoruz. Sabır için ailelerine dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerle aynı mertebeye çıkabilmek ancak böyle olabilirdi. Bu da gerçekten şehitlerimize ayrıca minnet ve şükran duygumuzu ifade etmek yanında onların inşallah Allah nezdindeki yerini de bildiğimiz için bizim için en azından bir acımız içerisinde bir teselli oluyor. Etkinliklerimiz öğrencilerimiz için çok sayıda. Hayat ucuz şehirde, huzurlu, güvenli, evlerine yürüyerek gidip gelebilecekleri bir şehir. Yani birçok yerde şimdi işte iki gün roket atıldı, iki yere düştü diye yani bunu kalkıp da hemen sanki bu şehirde bir problem varmış gibi algılamak yanlış. Bunu benim öğrencilerim yapmaz zaten. Benim hatta öğrencilerim sağduyuludur. Bir söylenti var hocam. Şu an biliyorsunuz 15 Nisan sömestr tatilindesiniz. İşte bu bombalardan dolayı Yedinarok Üniversitesi'ne çok sayıda öğrenci gelmemek için bildiride bulunmuşlar diye söylentiler var. Sosyal benim hiçbir şeyden haberim yok. Şu anda öyle bir şey yok değil mi? Bunu da belirtmiş hiç, olalım. Hiç, hiç. Bir kişi bile yok. Bu benim öğrencilerim de bu ülkenin evlatları. Benim öğrencilerim böyle bir zamanda devletinin, milletinin, ordusunun yanında yer alacaktır. Alıyor. Bunu yürekten söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Biz onların böyle bir şey yapmaları ile ilgili konuşulan şeyleri gerçekten çok üzülerek karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Öğrencilerimiz herkesten daha az değildir vatan sevgileri. Bunların devletine bağlılıkları, milletine bağlılıkları. Öğrencilerimizden böyle bir şey vuku bulmamıştır. Öğrenciliklerini yapıyorlar. Şimdi bu sorduğunuz az önceki soru bağlamında yani bütünleme imtihanı acaba çalışabilir miyiz? Zor olur mu? Hani insanların psikolojisi uygun olur mu? Bu anlamda soruyorlar. Yoksa öğrencilerimiz hiçbir şekilde böyle zor zamanda bu memleketten işte gitmeyi düşünmek falan gibi bir düşünceleri olmadığını biliyorum. Çünkü ben öğrencilerimle gönül bağım var. Onların ne söylemek istediklerini bazen söylemeden de anlıyorum. Onlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Bize emanet onlar. Biz yurt konusunda bir sorun yok. Onu peşin tekrar söyleyelim. Pahalılık diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bizim burada ücretsiz öğrencilerimiz için kurslarımız var. Çok sayıda kültürel, sanatsal, sportif hepsi var. Bu anlamda ben öğrencilere zaman zaman diyorum. Bunun dışında bir talebiniz varsa iletiniz. Ve biz de imkanları varsa bu imkanları hemen önünüze serelim. Hiçbir para vermeden her türlü kurstan istifade edin. Biz de bunu getirelim, hocasının kursunu verdirelim. Diyoruz öğrencilerimize de zaman zaman ve bunu onlar için, yani ben şimdi size bunun istatistiğini çıkarsam çok yoğun bir program yapmışızdır. Kimisi Ebru ile ilgileniyor, kimisi spor, kimisi pilates kursu, kimisi başka işte sporla ilgili etkinlikler, kimisi müzikle ilgili etkinlikler. Yani ne varsa bunların hepsini biz öğrencilerimiz için seferber ediyoruz, daha fazlasını da edeceğiz. Peki hocam, yine bir dikkat çekici mesaj okuyorum şu anda. Hayırlı akşamlar rektör hocam. Bahar döneminde hemşirelik öğrencileri staja çıkabilecekler mi diye bir soru yöneltmişler. Şimdi bu konuda öğrencilerimizin bir sıkıntısı var hakikaten. O da şu, hemşirelik öğrencilerimiz sağlıkla ilgili stajlarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii sağlık müdürlüğümüzün de imkanları, hastanemizin imkanları ve şartları nedeniyle de bazen bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Malumunuz bizim kendi hastanemiz yok, tıp fakültemiz olmadığı için bu durumda devlet hastanesinde ve sağlık ocaklarında öğrencilerimizin staj yapmaları zorunluluğu söz konusu. Biz bunu arkadaşlarımızla görüşüyoruz, yardımcı olmaya çalışıyorlar ama
daha iyi, daha fazla olsun istiyoruz biz. Onlar da şartlarının zorlandığını ifade ediyorlar. Sonuçta onlar da yani kendileri açısından haklı olabilirler. Ama biz bu çocukları yarın gerçekten hastalarımızı emanet edeceğimiz, işte bunların iğnelerini yapıyorlar, pansumanlarını yapıyorlar. Yani doktorun olmadığı yerde birçok şeyi yapan insanlar olacaklar. Pratik olmadan bu işler olmaz. Bunu yaptırabilmemiz lazım. Ben bu konuda hemen çok yeni daha dün sağlık müdürümüzle bir vesile bir araya geldik ve görüştük ve kendisiyle paylaştık. Kendileri de bu konuda neler yapılabilir konusunda çok iyi niyetli, olumlu yaklaşımlar gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Ve bunu üzerinde tekrar durarak inşallah yapmak için gayret göstereceğiz. Son sınıf öğrencilerimiz yapıyorlar stajlarını zaten. Bu daha çok 3. sınıf öğrencilerimiz için de mümkün olabilsin diye biz uğraşıyoruz. İnşallah gayretlerimiz sonuç verir. Şu an itibarıyla bunun üzerindeyiz, çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada Antalya'dan bir izleyicimiz lütfen üniversitenin tanıtım programını bir daha atar mısınız diye belirtmişler. Bu arada sevgili yönetmenimizden rica ederim. Özellikle birkaç mesaj atmış. Kilisi özledim. Kilisli herhalde kendisi de. Yine üniversitenin tanıtımıyla ilgili bir öğrencimiz yazdı ama Kilise geldiklerinde inşallah teşrif buyursunlar. Ben kendilerine o siteden hediye edeyim. Ama evet, ben de onu sevgili izleyicimiz kilise geldiğinizde hocamızdan üniversiteden de o CD'yi temin edebiliriz. İsterseniz bizi de posta yoluyla da gönderebiliriz. Öyle diyelim. Ben yine bir mühendislikle ilgili bir soru geldi hocam. Mühendislik dersleri, özellikle inşaat mühendisliğinin dersleri neden bu kadar zor yapılıyor? İyi yayınlar demiş hocam. Demek ki mühendislik bölümü zor. İnşaat yapmak zor değil mi? Yani demek ki mühendislik bölümü zor. Burada ben mühendislikte özellikle de inşaat mühendisliği bölümündeki öğrencilerimizin hakikaten haklı oldukları yerler var. Gerçekten zorlandıkları noktalar oluyor. Hocalarımıza da bazen rica ediyoruz. Öğrencilerimizin ama hocalarımız da daha iyi yetişmelerini arzu ediyorlar. Bu orta vadede benim kanaatim mühendislik fakültesiyle ilgili bazı problemlerimizi daha rahat çözebileceğiz. Çünkü imkanla da ilgili bir şey. Onlara sunduğunuz laboratuvar imkanları aynı şekilde önemli. İnşallah. Ben inanıyorum ki şimdi inşaatla ilgili mesela bizim şu anda bir laboratuvarımız, yeni bir laboratuvarımız hizmete girdi. Burada inşaatla ilgili malzemelerimiz de geldi. Ben geçen de gezdim o laboratuvarı. Arkadaşlardan bilgi aldım. İnşaatla ilgili malzemeler daha kullanılır. Arkadaşların eğitimleri için inşallah ve hocalarımızın akademik çalışmaları için kullanılmaya başladıkça öyle zannediyorum öğrencilerimiz de daha tatmin oldukları bir eğitim alma noktasına gelecekler. Hocalarımız, öğrencilerimizi onların iyiliği için zorluyorlar ama hak etmedikleri yerde zorlamayacaklardır umarım. Hocalarımız da beni duyuyorlar. Öğrencilerimizi inşallah sırf iyi yetişmeleri için zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Hocam mesajların sonunda dikkatimi çekenler var. Hocamızı çok seviyoruz diyorlar. Allah razı olsun onlardan. Bu da sevginin bir örneği diye düşünüyorum. Derslerin zorluğunu bu arada talimat verdiğiniz gibi geliyor. Bana biraz da çocuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, bu arada biraz sevinin. Zorlar olan derseniz biraz hocamızın da sizin haklı olduğunuzu söyledi ama zor olmadan da kolay olmuyor. Yani başarı yakalan. Ben aynı zamanda bir hocayım. Sadece yönetici değilim. Muhakkak, evet. İşinizi eğer ciddi yapıyorsanız öğrenen kişiler zorlanırlar doğal olarak. Ama onun zorlanması için değil, siz işinizi iyi yaptığınız için onlar zorlansınlar. Hocalara bunu söyledim. Yoksa işini ciddi tutacak hocam. İyi öğretecek. İyi öğreten hocanın öğrencisi zorlanır. Ama lütfen öğrencilerimizi sırf zorlamış olmak için zorlamayalım diyeceğim ama hocalarım zaten böyle düşünüyorlar biliyorum yani. Öğrencilerimizden de istirhamım odur ki biraz daha demek ki gayret etmemiz gerekiyor. Bu arada hakikaten bütün mesaj gelen öğrencilerimizin sonunda hepsi hocamızı çok seviyoruz diye. Mesajın bitiminde bunu alıyorum. Ben de onları çok seviyorum. Sizin çok iyi bir ilişkileriniz olduğunu gösteriyor öğrencilerle. Çok sağ olsunlar.
daha çoğalıyor hocam bu arada. Ben de onun için şeyi size bıraktım, yoksa benim anlatacağım şeyler evet, var. Bu arada bahar şenliğine kim gelecek, belirlendi mi diye bir soru var. Onu şimdi pek zamanı... Ben de savaşı bitirelim, ondan sonra evet, şenliklere... Şimdi ordumuz için dua edelim, askerimiz evet, için dua edelim, ülkemiz, şehrimiz için dua edelim. İnşallah güzel şeyler olsun, güzel yarınlar. Geldiği zaman onları da düşünür ve değerlendiririz. Hiç endişe etmesinler. İnşallah güzel şeyler olacak. Hocam mesajlar çok geliyor. Biraz da isterseniz öğrencilerin şehir için yapılan etkinlikleri sormuştuk. Kütüphane araç ve gereçleriniz ne durumda üniversitede diye size bir. Gerçi veterelerimizde de izledik. Çok büyük bir kütüphane gördüm ben orada. Evet. Onlarla ilgili bilgi verme şansınız. Şimdi tabii bizim kütüphanemiz şu an itibarıyla iyi bir kütüphane. Merkezi kütüphanemiz. Bizim ayrıca bir de İlahiyat Fakültesi'nde bir ihtisas kütüphanemiz de var. Bunu da ifade edelim. Yani biz küçük bir üniversite değiliz. Bir büyük kütüphanemiz yanında ikinci bir kütüphanemiz açıldı. İnşallah bunun da geçenlerde talimatını verdik. Karataş kampüsümüzde de yine bir butik de olsa bir kütüphane çalışması başlattık. Hem öğrenciler için okuma salonu hem kütüphane. Şimdi merkezi kütüphane bizim o bahsettiğiniz kütüphane ve bizim o kütüphanemizdeki çok büyük basılı, matbu, el yazması, nadir eser tarzı çalışmaların yanında ayrıca bizim çok sayıda online ulaşılabilir kaynaklarımız da var. Evet. Ve bunlarda ciddi bir artış. İzin verirseniz ben bunu buyurun, lütfen, rakam olarak da size hemen ifade edebilirim. Bizim çünkü kütüphanemizde hakikaten çok ciddi anlamda bir gelişme oldu. Bu gelişmede de özellikle online çalışmaların da katkısı çok büyük. Bu nedenle kütüphanemizde, bakınız ben size buradan daha net rakamlar ortalama verebilirim. Evet. 18.050 kitap biz göreve geldiğimizde kütüphanemizde vardı. Bugün itibarıyla 25.480 ortalama rakam. Oradan yani %41'lik bir yıl içerisinde bir artış var. Bir artış var. Yine matbu kaynaklar için süreli yayınlarda %20'lik bir artışla 2400'den 2994'e ulaşmış. Nadir el yazması 262 tane de bizim nadir el yazması kitabımız var kütüphanemizde. Ayrıca bunların içerisinde Kilisli yazarlara ait eserler de var. Biz bunları tespit ettik. İstanbul'daki büyük kütüphanelerden bunları getirttirdik. Bir kısmı devam ediyor arkadaşların çalışmaları. Bu arada da hemen ifade edeyim. Kilis Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi diye bir merkez kurduk biz. Bu merkez aracılığıyla ben buradan çok kıymetli hemşehrilerimle bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü ordumuz savaşırken ülkenin güvenliği için, gelişmesi için bunun hemen akabinde siz kültürel ve eğitsel kalkınmayı sağlayamazsanız o zaman bu savaş sonucunda elde ettiğiniz zafer eksik kalır. Evet. Biz bir taraftan bunun diğer ayaklarını da oluşturmamız lazım. Eğitim insanın ana temeli hocam. Yani bu anlamda KİTAM yani Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırmalar Merkezi adı altındaki merkezimizin adına 6 tane kilisevi aldık biz. Eski kilisevi aldık üniversite olarak. Bunlardan bir tanesini şu anda düzenlemesi başladı yeni. İşte bunun bir prosedürü var biliyorsunuz. Evet. O prosedür bağlamında biz süreci birinde tamamladık. Orayı yani ikincisinde de tamamlamak üzereyiz. Orayı Kilis Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi yapıyoruz. Orada bu Kilis'le ilgili ne varsa bütün kaynakları oraya getireceğiz. Yazılı, el yazması, matbu hepsini oraya koyacağız. Ayrıca Kilis'le ilgili bütün çalışmaları ben basacağım. Kendi matbaamda ve kendi imkanlarımla. Ben bu arada arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ediyorum. Konu konuyu açıyor çünkü. Hamdolsun Yaradan'a. 5 kuruş vermeden kendi imkanlarımızla çok büyük maliyetli işler yapıyoruz. Örnek,
matbaamızdır. Bir kişi çalışıyordu ben geldiğimde. Bir arkadaşımız vardı. Ve o arkadaşımız tek başına yetişemiyordu. Bir arkadaşımızı daha getirdik. Bir arkadaşımızı daha getirdik yanına. İşlen anlayan insanları. Naklen gelmek isteyenler vardı vesaire şartlar ve şey çerçevesinde imkanlar. Yine öğrencilerimizden, kısmi zamanlı öğrencilerden görevlendirdik o işlerden anlayan insanları. Grafik tasarımda yine iki arkadaşımız vardı, bir arkadaşımızı daha getirdik. Dedik ki biz sizi güçlendiriyoruz, sizden hizmet bekliyoruz. Ben bu işi dışarıya yaptırmayacağım, burada yapacağım. İmkanım var benim. Devlet buraya bir sürü makine almama bana destek olmuş. Ve şimdi bakın, Allah kendisine sağlık ve uzun ömürler versin. Çok değerli büyüğümüz Hasan Şahmaranoğlu'nun Almıla isimli şiir kitabını kendi matbaamızda bastık. Evet, yakın gerçi görüyorlar. Bu arada Hasan yani, Şahmaranoğlu'na da acil şifalar diyorum, hastanede yatıyor. Acil, evet, gittim ziyaret ettim kendisini. Ama bir an önce iyileşecek, bana söz verdi. Çünkü bu Kilis Tarihi Kültürü Araştırmalar Kilisin Uygulama Merkezi, evet, merkezinde dedim yani. Ki baş köşeyi sana ayırdım. Baş köşe onun, gelecek insanlara kilis kültürünü anlatacak. İnşallah. O bizim üniversitenin gönüllü bir personeli zaten, sağ olsun. Yine biz bakın böyle Türkiye standardında, yani pek çok üniversitede bu imkanlar yoktur. Bu kalitede akademik uluslararası dergi biz basıyoruz. Bakınız bu sevgili hemşehrilerim, standardı hakikaten oldukça yüksek. Yine akademik, kendi matbaanızda. Kendi matbaamızda, kendi grafik, her şeyin dizgisini, her şeyini biz yapıyoruz, biz basıyoruz bunu. Yine ben birkaç örnek... Programa başlarken bacasız fabrika dediniz ama yani hakikaten fabrika gibi de şeyleri, kilisin tarihini, kültürünü... Biraz yaşayan... da işimiz de bu. Yani evet, evet. Mesela şu Edebiyat Dergisi, şimdi yeni yayına, inşallah yayın şeyine başlayan ilk sayısı bu arkada. Bunu her şeyin arkadaşlar hazırladı ve... Bu dergiyi de inşallah yakında piyasada olacak. Tabii yani bir ücret mukabilinde falan değil, kendi imkanlarımızla öğrencilerimizin yazma yetenekleri gelişsin diye. Böyle bir dergi çıkarttık, sağ olsunlar. Buna emek veren bir sürü arkadaş var. Hepsine teşekkür ediyorum bunlara. Grafikercimizden matbaacımıza varıncaya kadar, tabii en başta rektör yardımcılarım, rektör danışmanlarım, burada unutmayayım, haksızlık olur. Çok emek veriyorlar, gece gündüz. Gecenin 11'inde birinde arıyorum, şu iş var, koşturup geliyorlar. Hiçbiri reddetmiyorum. Benim rektörlük personelim hepsi. Yani yoksa bu böyle bir ekip dediniz ya, ekip. Ekip olmadan bir şey yapamam ben zaten. Hocam ekip yine bunlar. Bir okulun birinde bir şey okumuştum. Yöneticiyi yönetici yapan ekibidir diye. Eyvallah, aynen öyle. Hakikaten sizler de iyi bir yönetim sergiliyorsunuz. Bizler de takip ediyoruz. Çok iyi bir kadro kurdunuz. Biraz Eyvallah. Eklemeler yaptınız. Eskilerden hiç fazla kimseyi değiştirdiğinizi de zannetmiyorum ama bir ahenk getirdiniz üniversitenin içerisine. Sağ olunuz. Bu tabii ki sizin biraz daha özverili davranmanızdan, işte sizin alt kadrolarınızda çalışan yardımcılarınız olsun, işte dekanlarımız olsun, iyi bir ahenk yakaladınız diye düşünüyoruz. Yani sağ olunuz. Bizler de gözlemliyoruz. Ahenk hakikaten, ahengimiz iyi. Allah bozmasın arkadaşlarla. Amin. Hepsi samimi, iyi niyetli. Tek bir ortak paydamız var. Bir de onu da zaman zaman konuşuyoruz. Diyoruz ki yani mesela aramızda farklar var. Meselelere bakış farklarımız. Hepimiz vatan, millet, devlet deyince o hassasiyete sahibiz. Yani siyasi görüşleri farklı olanlar var. Hiç önemi yok. İşte biz bu Türkiye'nin küçük bir örneğini, aynen bugün milletin gösterdiği birliği orada gösteriyoruz. Bakınız bültenimiz, ikinci sayısı çıkmak üzere. Yine bizim kendi hazırladığımız, kendi bastığımız yayınımız. Ve bizim üniversitemizi tanıtmak için hazırladığımız... Broşürlerimiz var. Bu bir örnek. Üniversitenin tanıtım broşürlerinden biri. Şu Arapça bir broşür. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni tanıtmak için Arap dünyasında. Şu İngilizce bir broşür. Yine bütün dünyada yurt dışına gittiğimizde gelen misafirlere üniversitemizi eskiden Türkçe veriyorduk. Adam bakıyor, olmuyor. Şimdi tercüman götürmek. Tercüman. Bakınız içinde tek tek bütün bilgiler İngilizce var. Ve şöyle, şu da bu. Aynı şekilde Arapça ve yine içinde Arapça üniversitemiz anlatılıyor. Ve tabii Türkçe. Güzel dilimiz Türkçe'de de yine üniversitemizin tanıtım broşürleri. Bunları ben şöyle hem size de takdim edeyim. Bültenimiz. Şimdi ve işte bakın bizim kendi tasarımımızla yapılmış bir kitap.
sizle birlikte bu kitap üzerinde inşallah önümüzdeki günlerde... Hocam bu arada şanssızlıklar oluyor. Hocam. Yani. Söylemeden geçemeyeceğim. Göreve ilk geldiğiniz günlerde de bir basın toplantısı hazırlanırken yine krize roketlere yağmıştı. Allah korusun. Geçtiğimiz salı günüydü. Hatta salı evet, günü 23. Program vardı. Ben iptal ettim. Dedim ki muhakkak hocamın programına katılacağım. Allah razı olsun. Bir gün önce yine roketler gelince, iki gün önce. Hatta şeydeki Sayın Varimiz'in tertiplemiş olduğu toplantıda arandı. Dedim ki işte yine roketlerden dolayı ertelendi diye. İnşallah bunu en kısa zamanda yapalım. İnşallah ülkemiz dediğiniz huzura kavuşsun. Çok güzel şeyler çıkartmışsınız. Emeğinize, yüreğinize. Sağ olun. Daha var 6-7 tane de burada resimleri var. Şu anda baskıda yayına girecek olan iki kriterimiz var. KİTAM dedim ya oradan geldik buraya. Kilis Tarihi, Kültürü, Uygulama ve Araştırma Merkezi. Biz burada kilisle ilgili nitelikli her çalışmayı gelsin basmak üzere buraya şey yaptık. Basacağız. Ve böylece arkadaşın kitabını uygun görürse kilisle ilgili çalışanlar, hemşehrilerimiz, biz üniversite olarak da tanıtacağız, bunu dağıtacağız vesaire. Yani burada hiçbir ticari bir şey olamaz. Biz kamuyuz zaten. Bizim online kaynaklardan bahsediyordum Abdullah Bey. Şu an itibarıyla bizim %4.71 oranında görsel, işitsel materyali arttırdığımızı söyleyebilirim. Çevrim içi programlarda %200, veri tabanında %142'lik artışla kütüphanemiz bugün hizmetine devam ediyor. Kütüphane ile ilgili sayısal verilerimiz de bu. Ve yine bizim etkinliklerimiz de devam edecek. Şu anda planlanan örneğin Şubat ayında birkaç tane programımız var. Ülkemiz inşallah şu süreci huzur ve barışta atlatacak. Dualarımız, askerimizle, ordumuzla, devletimizle, milletimizle birlikte. Şu an itibarıyla sadece buraya odaklandık. İşlerimizi hiçbir şekilde aksatmadan yürütüyoruz. Her şey rutin yürüyor. Ama bazı programları planlamışız. O planlamalarla ilgili aynı şekilde savaşın da takipçisi olarak, ülkenin bir vatandaşı olarak, vatan ve millet sevgimizden de ödün vermeden üniversitemiz çalışmalarına devam ediyor. Evet hocam. Hocam isterseniz yine öğrencilerimiz birkaç tane sorularımız var. Ana başlık biliyorsunuz hep bütünleme yine ama burada yine değişik bir soru olduğu için size yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Benim de bir sorum olacaktı Sayın Hocam. Sayın Hocam bütünleme sınavları ertelenme ihtimali var mı? Eğer varsa nasıl olacak? Kalan derslerimizi seneye alttan mı alacağız? Saygılar, sevgiler, hayırlı yayınlar diye bir mesajlar olmuş. Yine bir tane öyle şeyimiz, hocamız daima bizimle rektör gibi değil, arkadaş gibi konuşuyor. Allah rektör hocamızdan razı olsun diye bir öğrenci. Kendilerinden de Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Bütünleme tarihleri tekrardan değişecek mi acaba bilgilendirirseniz? Merak edilen konu bu herhalde. Bilemem. Siz ne zaman sorarsanız ben o zaman cevap vereceğim. Ben de öğrencilerimizi bekleterim. Siz... Buyurun. Vallahi çok sayıda bununla ilgili. Ama hocam sizi tebrik ediyorum. Bununla ilgili programa başlamadan da bu yönde mesajların geleceğini de tahmin ettiniz. Evet. Yine hayırlı akşamlar Sayın Hocam. Süleyman Türkmenlerinden biriyim. Hocam sizi çok seviyorum. En sevdiğim derslerden biri ilahiyat öğrencisiyim. Sizden memnunum Sayın Hocam demiş. Sağ olsunlar. Size başarılar diliyorum. Allah razı olsun hocamızı çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hocam hakikaten öğrencilerin bütün aldığım mesajların altlarında, bitiminde yani bu sizin öğrencilerle olan ilişkinizin çok iyi olduğunu gösteriyor. Sağ olsun. Biz onlar iyiler. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk işin açıkçası. Onlar çok iyiler. Gelen mesajlardan da bunu hani yönetimde aha dedim ya size siz öğrencilerle rektör arasında da çok iyi bir köprü oluşturmuşsunuz. Ben kutluyorum sizi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki hocam yine mesajlarımız gelmeye başlıyor. Biz yine üniversiteyle ilgili devam edelim. Üniversite kütüphaneye demiştik. Çok merak edilen öğrenci sayısı ne kadar hocam şu anda üniversitede? Aşağı yukarı bir daha. Şimdi şöyle bizim normalde öğrenci dediğimiz zaman birkaç kategori var. Bunu söyleyeyim ki yani ayrıntılar burada bir vesile. Yanlış anlaşılmaya imkan vermesin. Bizim lisans, ön lisans öğrencilerimiz var. Lisans dediğimiz malumun, ön lisans dediğimiz 2 yıllık bölümlerimiz.
devam eden öğrencilerimiz var. Bunun yanında bizim üniversitede lisans tamamlanma programı dediğimiz programlarda eğitim alan öğrencilerimiz var. Bunun yanında bizim formasyon eğitimi dediğimiz, pedagojik formasyon eğitimi dediğimiz, öğretmenlikle ilgili eğitim alan dışarıdan da gelen öğrencilerimiz var. Ve bunun yanında bizim dışarıdan gelen çoğunlukla TÖMER dediğimiz o araştırma merkezimizde Türkçe eğitimi alan ve Türkçe öğretmek üzerine eğitim alan öğrencilerimiz var. Evet. Şimdi biz bunların hepsi bizim öğrencimiz kaydı. Dolayısıyla bizim bunların hepsiyle birlikte öğrenci sayımız 10 binin üzerindedir. Yani burada üniversitenin içerisinde 10 binin üzerinde insan eğitim görmektedir. Sadece lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizin sayısı da 9000'in üzerindedir. Yani dolayısıyla biz buna ortalama diyoruz ki ortalama 10.000 öğrencimiz var. Bu sayı bilmiyorum, belki bunu da soracak mısınız? Yani tahmin ediyorum ki bunu da sorabilirsiniz diye aklıma geliyor. Şeyden önümüzdeki yıl için öğrenci sayısı veya bölüm, evet onun muhtemel, çünkü aslında bunun arkasından gelecek soru budur yani. Evet. Profesör, onların farkı budur. Eyvallah, sağ olun. Sorun nereden nereye geleceğini tahmin etmek. Estağfurullah. Yani bu konuda da şunu söyleyeyim Abdullah Bey. Bizim öğrencilerin gelmesi, ben ilk basın toplantısında da bunu ifade etmiştim. Zaten haliniz de katılmışlardı, sağ olunuz. Göreve geldiğimizden ortalama 38 gün sonra falandı. Bir toplantı yapmıştık. Neler yapmak düşündüğümüzü sizlerle paylaşmıştık. Ve o zaman da ben söylemiştim. Demiştim ki bizim üniversiteyle ilgili hedeflerimiz şunlar şunlardır. Orada anlatmıştım. Ve demiştim ki burada eğer biz öğrencinin artmasını istiyorsak, çok acil bir problem olarak ikinci öğretimin açılmasını konuşmuştuk. Söylemiştik zaten. O hamdolsun halledildi. Ama onunla kalmadı. İlave şeyler oldu. Mesela TÖMER'in öğrenci sayısı çok ciddi anlamda arttı. TÖMER kurslarımız çok ciddi anlamda öğrencilere eğitim veriyor. O hiç o zaman belki aklımıza bile gelmemişti. Ama bunun dışında ben dedim ki eğer biz öğrencilerin sayısının burada artmasını istiyorsak o zaman öğretim üyelerinin sayısını arttırmalıyız. Bunu her zaman da söyledim. Siz buraya hoca getirirseniz öğrenci sayısı artar. Çünkü hoca olmadan yeni bir bölüm aslında açamazsınız. Hocam çok özür diliyorum. O ilerleyen dakikalarda sorumun içerisindeydi ama hocayın buraya gelmemesinin sebebinin biz araştırmalarımıza göre bir Adıyaman Üniversitesi ile Kilis Üniversitesi'ndeki çalışan hocamızın ortalama ayda 1500 lira gibi bir rakamın fark ettiklerini duyurdu. Bu neden kaynaklanıyor? Bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir diye. Sağ olun, iyi ki bunu da sordunuz. Hakikaten bu konuda da kamuoyuna bilgilendirmek hakikaten iyi olacak. Şimdi üniversitelerde, özellikle sonradan kurulan üniversitelerde, son işte 10 yıl içerisinde kurulan üniversitelerde ve birazcık da gelişmişlik açısından biraz daha desteğe ihtiyaç duyan üniversitelerde, devletimizin güzel bir uygulaması olarak, hani biraz şöyle bir şey var, bu genelde var insanımızda, büyük şehirlere veya batıya gitme eğilimi biraz fazla oluyor. Evet. Bu insanların gereğinde küçük şehirlere ve gereğinde doğuya gelebilmelerini sağlayabilmek için veya gelişmemiş diye kabul edilen, daha az gelişmiş diye kabul edilen şehirlere gitmelerini sağlayabilmek için devletimiz güzel bir uygulama yaptı. Ve bu uygulama çerçevesinde geliştirme ödeneği diye bir ödenek koydu. Bu ödenek normal her hocanın bir maaşı var. 1 lira, 2 lira, 3 lira her neyse. İstanbul'da da, Kilis'te de, Gümüşhane'de de, Erzurum'da da aynıdır bu. Bunun üzerine dedi ki ben hocaların İstanbul'dan, Ankara'dan veya işte batıdaki bazı şehirlerden diğer şehirlere de gidebilmeleri için ben bir fark koyuyorum. Tabiri caizse burayı biraz pozitif ayrımcılık yaparak bazı yerleri. Buralara dedi ben işte 1 lira, 500 lira, 1,5 lira, 2 lira, 3 lira, 4 liraya kadar artan yerler var. Fazla para veriyorum dedi. Yani maaşı kadar şey alan neredeyse insanlar var. İlave ödenek. Yani o zaman buraya insanlar bir
albenisi olmaz diye düşünüyorum hocam. Zorlanırsınız işte, yani. İşte buranın bu dağılımda ne yazık ki burası hak ettiği kadar bundan istifade edemedi. Neden? Kanaatimce bu geliştirme ödeneği rakamları belirlenirken ki Bakanlar Kurulu'ndan geçen bir şey bu yasaya göre. Evet. Belirlenirken kilisin gayri safi milli hasıla dedikleri genel olarak yani ekonomik standardı biraz daha yüksek ve bunu siyasilerimiz bilirler. O dönemki milletvekili olan arkadaşlarımız da bilirler. Biraz daha yüksek gözüktüğü için işte buraya daha düşük örneğin Adıyaman'a daha yüksek rakamlar belirlendi. Malatya, Sivas'a buradan yüksek olan yerleri söylüyorum. Elazığ'a yani bu şehirler kilisten daha şey değiller, az gelişmiş yerler değiller, imkanları daha az değil yani buraların. Peki, Şanlıurfa. Buradan çözümü, bayağı yüksek. Hocam çözümü? Söyleyeyim. Çözümü şu. Şimdi biz bunun çözülebilmesi yahut da kilisin en az diyoruz bir Adıyaman kadar bir standardı yakalayabilmesi için ki bugün itibarıyla bu söylediğimiz şey de artık geçersiz. Yani hani eskiden niye buranın geliri yüksek gözüküyordu? İşte sınır kapısı vardı. Oradan her giren çıkan muhtemelen kilisin hanesine yazılıyordu falan. Yani bunu konuştuğumuzda böyle evet. Bir sonuca ulaştık. Bugün için bence Abdullah Bey, bizim kilisin artık böyle bir durumda olmadığını, sınır kapısından böyle büyük bir akar gelir falan da bugün söz konusu değil. Şu anda kaç aydır, yani bir yıla yakındır durmuş durumda. Durmuş durumda. Ayrıca büyük sanayisi olan bir şehir değil burası. Çok büyük sanayileri olan bir şehir değil. Burası bir memur şehri, bir öğrenci şehri. Burada bugün itibarıyla bence bunu gündeme taşıyarak bizim bir Adıyaman'dan, örnek Adıyaman'ı verdiğiniz için söylüyorum. Yahut bir Malatya'dan en az daha az olmamamız, en az. Çünkü ben bir Şanlıurfa'dan, bir Adıyaman'dan, bir Malatya'dan bizde daha yüksek olması gerektiğini biliyorum. Evet, eğitimci bütün vermiş olduğu bilgiler orada da aynı, burada da aynı. Yani muhakkak ki eğitimci yani, hakkını alması gerekiyor. Ama yani bir Malatya'nın buradan daha az imkanlara sahip olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir Malatya'nın sahip olduğu imkanlar daha fazlaysa hocanın buraya gelmesi lazım ki bura biraz daha gelişsin, buraya daha çok katkı sunsun. Dolayısıyla burada bu konuyu biz göreve geldiğimiz günden itibaren gündemimize aldık. Arkadaşlarımızı görevlendirdik, çalıştılar sağ olsunlar. Bir dosya hazırladılar. Ve o dosyada biz neden böyle olduğunu, ne olması gerektiğini ve örnekleriyle diğer şehirlerle mukayesemizi oluşturan o dosyamızı ilgili arkadaşlarımızla paylaştık. Daha sonra Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimize ben bu dosyayı ulaştırdım. Kendilerine bu konuda destek istirham ettim. Çünkü bu birinci derecede zaten benim kanaatim. Kendilerine de söyledim. Siyasilerimizin çünkü bakanlık düzeyinde ve Bakanlar Kurulu'nda çözülecek bir konudur. Aynı şekilde Sayın Belediye Başkanımıza ben bu dosyayı ilettim. YÖK Başkanımıza bizzat gittim. Bunun için randevu aldım. YÖK Başkanımıza ilettim. Desteklerini beklediğimi ifade ettim. Ve hatta kendileri bana dediler ki son derece haklısınız. Bunu da burada söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle demediler ya hocam siz bırakın ya bu işleri falan demediler. Tam tersine dediler ki hocam hakikaten ciddi bir adaletsizlik. Kilisin bu şehirlerden daha düşük bir ödenek alması son derece isabetli bir konu önümüze getirdiğiniz konu dediler. Dedim ki bunu Sayın Milletvekillerimle de paylaştım. Sayın Valimle de paylaştım. Kendileri de bana hatta teşekkür ettiler isabet etmişsiniz diye. Şimdi ben inşallah bu süreci sağlıkla, sıhhatle şehrimiz, ülkemiz huzurla atlattıktan sonra yine yani yakın zamanda ilettim. Muhtemelen yoğunluktan henüz fırsat olmadı. Hatta, Milli Eğitim Bakanımız... Bizler de takipçisi olalım. Çok iyi olur. Neden derseniz yani, çünkü iyi bir eğitimcilerin buraya gelmesinde kilis kazanacaktır. Kesinlikle. Bir ülkenin kalkınması eğitimden başlar. Bizler de bunu takipçisi olacağız. İnşallah. Biz de takip edelim. İnşallah. Önemli olan kilise getiri sağlamaktır hocam. Yani burada... Hiç kesinlikle. Kimseyle bir derdimiz olamaz bizim. Bizim dediğimiz gibi hepsi bu de arada yine bütünlemelerle ilgili çok sayıda mesajlar var. Onlar merakla beklesinler hocam. Çok sayıda üstelik destek de sağ olsunlar. Gerek milletvekillerimiz, gerek Sayın Valimiz tabii, belediye başkanımız, arkadaşlarımız. Hepsi de zaten bize bu konuda aynı şekilde hak verdiler sağ olsunlar. Ve onlar da onlarla birlikte inşallah şu yoğun dönemimiz atlatıldıktan sonra şu anda her şey vatan için.
Biz onlarla birlikte inşallah bunun üzerinde duralım istiyorum ve bu konuyu halledebileceğimize de inanıyorum ben. İnşallah hep beraber başaracağız diyorum. Tabii basının desteği de çok önemli. Biz de basın olarak bunun takipçisi olacağız. Çok sağ olun. Takipçisi derken zaten sizler ediyorsunuz ama bizler de kamuoyu oluşturarak çok sağ olun. Bunu gündeme getireceğiz diye ben de onun size sözünü vereyim. Hocam yine bir sorumuz var. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ikinci dönemde hoca sıkıntısı olacak mı diye bir soru yöneltmiştir. Hayır, olmayacak inşallah. Çünkü oraya yeni bir hocamızın şu anda atama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine birkaç tane mesajımı okumak istiyorum. Aslında bu birkaç tane oldu bu şekilde ama demek ki öğrencilerimiz merak ediyor. Devam eden savaş nedeniyle üniversitemiz devam edecek mi? Şayet devam etmeyecekse ne yapılacak, bizi bilgilendirir misiniz? Kiliste olan durumlardan dolayı, hatta bir öğrencimiz yazmıştı, ailem beni göndermek istemiyor hocam aydınlatırsa diye bir. Ben o konuyu söylemek istemiyorum ama böyle bir yönde mesajlar gelince, kiliste yaşayan, isterseniz siz söyleyin hocam lütfen. Yani sevgili arkadaşlar, lütfen biz burada evet diyoruz ki Allah ordumuza, askerimize yardım etsin, devletimize zeval vermesin, dua ediyoruz. Çünkü gerçekten karşı tarafta bir temizleme harekatı yürütüyoruz. Ama şehrimizde hayat devam ediyor. Ciddi anlamda yani öyle büyük abartılacak şeyler yok. Bu ülkenin her köşesinde Allah muhafaza yer yer olmadı mı? Yani bir bomba atıyorlar, 40 kişi vefat ediyor, 30 kişi. Bunları yaşamadık mı bu ülkede? Muhakkak. Yani bunları unuttuk mu değerli arkadaşlar? Yani bir alışveriş merkezinde çıktı bir silahla yani 54-55 kişiyi öldürdü. Yani akıl hastası, ruh hastası birisi. Yani şimdi bunları bence sormayalım. Bunlar bize gerçekten şu anda hiç uygun değil yani muhakkak. Bu soruları sormak. Tabii ki şehrimiz, ülkemiz, üniversitemiz bütün dinamizmiyle devam ediyor ve edecek. Ve ben öğrencilerimizin de sağduyuyla bu şekilde sonra öğrencimizin de düşündüğü zaman bize hak vereceğini biliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine bir tane izleyicimizden, üniversite camimiz muazzam yaptırandan Allah razı olsun, her cuma hocamızla birlikte saf tutuyoruz diye bir mesaj atmışlar. Eyvallah, Allah razı olsun. Cami gerçekten güzel oldu ve caminin de biz göreve geldikten sonra üst asıl ana kısmı hizmette değildi, altta namaz kılınıyordu. Orayı da ben burada tabii kendisi yok, teşekkür edeyim. Sayın Müftümüzle birlikte gittik, gezdik ve Müftümüzün de desteğiyle birlikte orayı son şeklini verdik ve hizmete girmesine vesile oldular. Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle de daha önce görev yapan Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez'e teşekkür etmeliyim. Bu konuda ciddi destek aktardılar. Yani Allah'a var, hakkını verelim. Orada onların destekleriyle yapıldı. Emek veren herkese ben de teşekkür ediyorum. Güzel oldu hakikaten. Hocam bu arada o sorunun üzerine birkaç mesaj aldım. Ne olursa olsun biz okulumuza geleceğiz. Sonuçta burası bizim vatanımız. İşte bunlar benim... Boş bırakıp kaçmak bize yakışmaz. Benim öğrencilerimden beklediğim şeyler. Öğrencilerimiz. Helal olsun öğrencilerimiz. De... Kendilerine yakışanı yapıyorlar, benim, sağ olsunlar. Hocam yine üniversitemizin kuruluşunda biliyorsunuz Sayın Kilisli... İş adamımız Yaşar Aktürk'ün büyük emekleri var. Ben inanıyorum ki yine üniversitemizin ihtiyacı olduğunda iş adamlarımız, kilisli iş adamlarımız daha doğrusu, hiçbir taleplerimize bugüne kadar red cevabı vermediler. Onlarla ilgili bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani onlara ben daha önceki törenlerimizde de yer yer zikrettim ve teşekkürlerimi ilettim. Şimdi en başta şunu söylemekte beis görmüyorum ve buna elzem de görüyorum. Hakikaten kilisin hayırseverleri imkanlarını buraya hakikaten hiçbir şeyden kaçınmadan aktarıyorlar şehrimize, üniversitemize de sağ olsunlar. Bu üniversite ben geçen de hatta toplantıda da zikrettim, vakfın genel kurulunda da söyledim. Onlar bir tohum ekmişler, üniversite olması için çabalamışlar. İlk tohumları onlar atmışlar, bina yapmışlar. Sonra devletimiz oraya üniversite kararını vererek bugünkü Cumhurbaşkanımız, o günkü Başbakanımızın, tabii burada yine kendisine kilisliler olarak aynı zamanda teşekkürlerimizi iletelim. Bu, çünkü açıkçası ben liseyi bitirdiğim zaman
Bana deseler ki hayal eder misin? Hayır, ben bir fakülteyi bile hayal edemezdim. Bugün o üniversite var ve o üniversitede rektörüz. Bu hakikaten teşekkür edilecek bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere o gün o kararı alan her türlü bakanlar kurulundan meclisine, siyasisine kadar, kilis milletvekillerimize, hepsine teşekkür etmekle birlikte Yaşar Aktürk, Sayın Yaşar Aktürk, Kilis Vakfı Genel Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere hepsine şükranlarımı sunuyorum rektör olarak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onların eksikliklerini vermesin. Onlara biz hakikaten sözle teşekkür ne kadar etsek azdır ama yani sözle de değil, her anlamda, her yerde, gıyaplarında söylüyoruz. Bu memleket onların da destekleriyle, onların da katkılarıyla bugün üniversitesiyle, okuluyla, diğer imkanlarıyla insana hizmet veriyor. Ya ama şunu da biliyoruz tabii biz. Başta Sayın Yaşar Aktürk büyüğümüz olmak üzere. Diğer bütün kiliste hemşerilerimiz, büyüklerimiz, saygıdeğer büyüklerimiz. Onlar bunları Allah rızası için yapıyorlar. Yani onların bu gönül zenginlikleri bir beklenti için değil. Onların bir beklenti, bir şeye ihtiyaçları yok. Tabii. Ve bu anlamda da bu mütevazilikleri için, bu iyi niyetleri için, yani başımıza kalkan insanları değiller. Ama bunu biz, onlar söylemeseler de biz söylemeliyiz. İyi ki varlar, iyi ki bize destek olmuşlar, iyi ki yapmışlar şehrimize, üniversitemize. Onlara gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Başta Yaşar Aktürk büyüğümüze, diğerlerine, hepsine. Ben ayrıca Sayın Yaşar Aktürk büyüğümüzle aynı mahallenin insanıyım. Yani kendisini yürekten seviyorum, çok seviyorum. Diğerleriyle biz kiliselerle İstanbul'da bir araya geldik, bir kısmıyla yeni tanıştık. Onlardaki hakikaten memleket sevgisini, sırf kiliste olduğumuz için, bu memleketli olduğumuz için bize teveccühlerini, yani bir üniversite, kilisenin üniversitesinde rektör olduğumuz için Oxford'da olsak bu kadar teveccüh göremezdik herhalde. Muhakkak, doğru söylüyorsun hocam. Görünce gözlerim yaşarıyor, duygulanıyorum ve teşekkür ediyorum. Onları hiç unutmayacağız. Onlara vefamız, vefa duygumuz hiç eksilmeyecek. Onlara gönülden teşekkür ediyoruz. Ve onların beklenti içinde olmadıklarını bilerek teşekkür ediyorum. Onlar hiçbir şey beklemiyorlar, biliyorum. Ve Allah onların mükafatlarını kat kat verecek. Bizim bu dualarımızla şehrimizin, halkımızın, öğrencilerimizin, her birinin sadaka-i cariye diyoruz dinimizde buna malum. Zaten o binada, yaptıkları binada elini yıkayan bir öğrenciden bile sevap alıyorlar. Bundan muhakkak, güzel bir şey var mı yani? Hatta Yaşar Bey'in bir anısını anlatmıştı üniversiteyle ilgili. O dönemde, ilk kurulduğu dönemlerde, geçen genel kuruldan sonraydı bu da değil. Bu genel kurulda sizler de oradaydınız. Hocalarımız geliş gidişleri sorun ediyor denildiğinde hemen oraya bir araç alalım. Şoförünü de ben alayım, işte hocalarımızı götürsün getsin diye servis koyma noktasında ilk açıldı. Zaten o zamanlarda katkı sundukları için bunlar önemli, çünkü yokluk zamanı zor zamanlar. Şimdi devletimiz var olsun, devletimiz hakikaten çok ciddi destekler veriyor. Biz de onu inşallah, o emaneti hakkıyla kullanmaya çalışıyoruz. Ama ilk kurulduğu zamanlar zordur. Devletimizin de ekonomik olarak bugün iyi bir yerde yani. Bunu da biliyoruz. Şimdi hakikaten yani, Türk devleti evet, çok güçlü. Ekonomimiz 5 yıldır bölgede savaşıyoruz. Yani şimdi bazen ben geçen gün gazetede bir köşe yazımda da belirttim. Ekonomiyle ilgili serzenişte bulunanlara sesleniyorum dedim. Bilmiyorum okudunuz mu hocam? Yani 5 yıldır savaşan bir hükümetimiz var. Allah'ımıza şükürler olsun, ekonomimiz yine çok iyi durumdayız. Yani buraya atılan bombalar herhalde bedavadan gelmiyor. Bunlar bir, nedir, ticari anlamda bir şey vardı, bu, maliyet vardı. Bu uluslararası bize düşmanlık besleyen ve burada maşalarıyla karşımıza çıkan uluslararası güçlerin de en büyük aslında tabii. problemi bu. Türkiye bu kadar güçlenmese, ekonomik güç siyasal gücü getiriyor. Hakikaten Türkiye hocam, bu kadar ekonomik anlamda da güçlenmese, pastadan pay almaya kalkmasa onlar belki de o kadar üstüne gitmeyecekler zaten. Yani bunda... Bir de Zeytin Dalı operasyonunda sizler de muhtemelen takip ediyorsunuz. Şu anda %80 attığımız, kullandığımız araçlar yerli mal. Yerli mal, hamdolsun. Yani Rabbimize şükürler olsun. Yine bütünlemelerle ilgili mesajları alıyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Programı uzatmak zorunda kaldık maalesef. Daha burada çok önemli iki tane sorum kaldı hocam. Siz nasıl, ne zaman sığınarak bir 15-20 dakika daha uzatmak istiyorum. Ben hazırım. Kısa bir reklam arası verelim sevgili öğrenciler. Hocamız
bu reklam arasından sonra bütünlemelerle ilgili sizlere açıklamayı yapacaklar.